Anlat bakalım Türkiye'ye. Sen anlat, biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Kayısı Diyarı Malatya'dan sesleniyoruz. Özellikle organizasyon ve reklam sektörü deyince akla gelen ilk isimlerden birini siz değerli izleyicilerimiz için ziyaret ettik. Furkan Adıgüzel. Ben de sizler gibi öncesinde basın mensubuydum. Malatya'da yerel bir televizyonda ulusal yayın yapan bir kanalda kurgu montaj alanında çalışıyorduk. Bu anlamda çalışırken kendimize bir yıllık bir planlama yaptık. Bu bir yıl içerisinde acaba neler yapabilirim, ben buradan ayrıldığım zaman nasıl bir iş kurabilirim, kendi işimi nasıl oluşturabilirim tarzında sürekli işte aile büyüklerimle, çevremdeki arkadaşlarımla sürekli bir planlama içerisindeydim. En sonunda reklam ve organizasyon kurmaya karar verdim. Bilgilerimi de kullanarak reklam anlamında kendimi de daha fazla geliştireceğime inanarak da bir reklam firması kurduk. Bunun yanında da bir organizasyon firması kurduk. Bu organizasyon firmasında da diğer firmalardan nazaran büyük çaplı yapmaktan ziyade bu en özel günlerin asıl sahiplerini çalışmayı bir istedik. Bunların asıl sahipleri de kimler? İşte gelin ve damadımız. Sadece onlara özel çalışıyoruz. Onlara özel konseptler yaptık. Yaklaşık 30'a yakın bir konseptimiz bulunuyor. Yeşilyurt'ta bulunan yaklaşık 1500 metrekare alan içerisinde bir çekim pilotumuz var. Orada gelin ve damatlarımızın çekimini yaparken aynı zamanda o konseptleri, istedikleri özel günlerini konsept olarak götürebiliyoruz. Maceramız bizim 6 ay öncesinden başladı. Geçmişten gelen bir tecrübeniz var. Tabii, geçmişteki tecrübelerimizle beraber katarsak bu uzun yıllara vuruyor ama özel olarak kendi yaptığımız işlere baktığımız zaman 6 aylık bir süreci kapsıyor. Askere gittik, geldik, kendi işimizi kurduk ve başladık. Peki reklam anlamında, reklam deyince biliyorsunuz reklam sektörü de çok geniş. Reklam anlamında neler yapıyorsunuz? Biraz yüzeysel bundan geçelim. Daha sonra da organizasyonlara biraz daha yakından ışık tutacağız. Yani reklam anlamında biliyorsunuz firmaların en çok katkı sağladığı ve maddi olarak imkan sağladıkları şey reklamlardır. İşte bu TV reklamları olur, kendi sosyal medyaları tanıtım reklamları olur, kurumsal kimlik çalışmaları olur, yeni açılan firmalar için tabelalar olur, logo çalışmaları olur, kartvizit çalışmaları olur. Bunların hepsini biz gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber bunların hepsini yapıp baskıya veriyoruz. Müşterilerimize en iyi şekilde, kendi istedikleri gibi, kendi fikrimizi de katarak müşterilerimize sunuyoruz. Organizasyon deyince ne tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz? Kattığınız yenilikler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Yani şu an için küçük çaplı bir organizasyonlar yapıyoruz. Yani büyük tamamıyla bir düğün organizasyonu veya bir sahne organizasyonları yapmıyoruz. Bunlar ileriki hedeflerimizde var. Ama ancak ilk kuruluşumuz aşamasında sadece en özel gün olan düğündür, kınadır, nişandır. Biz bunlara yönelik çalışıyoruz. Bunlarda da tamamıyla bir düğünün organizasyonu, bir masa süslemesi değil. Sadece gelin ve damadımıza özel çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken de günümüzde bundan süreçten kaynaklı olarak pandemi bir dönemi geçiriyoruz. Bunları da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Kesinlikle bizim yaptığımız organizasyonlar kapsamında oradaki bütün organizasyonu ele alarak sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kendi reklamlarımızın bulunduğu dezenfektan standlarımızı götürüyoruz. Burada bu anlamda insanları hem pandemiden sosyal mesafe anlamında uyarılarda bulunuyoruz. Maskesiz hiçbir şekilde organizasyonlara katmamaya çalışıyoruz. Sadece bu konseptler alanında fotoğraf çekirken fotoğraf çekip ayrılıyorlar. Tabii biz konseptleri topladıktan sonra vatandaşımız onu ne yapar o kadarına karışamıyoruz ama bizim organizasyonunu elle attığımız yerlerde kesinlikle bu pandemi sürecindeki bütün kurallara uymaları için elimizden gelen uyarı yapıyoruz. Bunu dikkate alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bunları gören vatandaşlarımız da beğeniyorlar. O yüzden bizleri tercih ediyorlar. Çok kısa bir süreçte biz burayı kurduk ama 6 aylık süreçte yaklaşık 30'a yakın bir konsept yaptık. Eski olan organizasyon firmalarında bile bu kadar konsept şu anda bulunmuyor. Malatya'da 30'a yakın konsepti sadece biz yaptık ve farklı konseptler yapmaya çalıştık. Malatya'da konseptlere biraz daha yakından tanımak gerekirse kaç çeşit konseptiniz var? Konsept formatlarınız neler? Biraz da bunlardan bahsedelim. Yani şu anda 30'a yakın bir konseptimiz var. Bu konseptlerimiz çekim platformumuzda bulunuyor. Çekim platformumuzda fotoğraf çekerken aynı zamanda özel günlerde bunları kullanabiliyoruz. Genel anlamda organizatörlere baktığımız zaman gelin ve damatlarım için yuvarlak tag olarak belirttiğimiz demirden yapılmış ama süslenmiş bir ürün götürüyor. Biz bunların farklılığı olması hasabıyla kendimize yuvarlak bir tag yapmadık mesela. Daha farklı çeşitli şekiller yaptık. İşte çiçek konsepti yaptık. Melek kanadı şu anda yaptırılıyor. O gelecek.
Çok farklı altıgen sistemde bir konseptimiz vardı. Her konsepte özel masası var. Olmayan konseptlere de ekstradan masalar kendimiz yapıyoruz. Doğada bulunan çiçeklerle bir konsept oluşturuyoruz. Genel anlamda sadelik ve normal olağan şeylerle biz konsept yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben konseptlerimde diğer firmalardan nazaran hepsi şifon perde kullanır. Ama ben şifon perde konseptlerimde tercih etmiyorum. Çünkü konseptlerimde bulunan çiçekle beraber o konsept güzelleşecek. Ve oraya yerleşen çiftimiz o konsepti güzelleştirecek. Biz bu anlamda bu şekilde çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere. Peki gelelim ileriye dönük büyüme yolunda atacağınız adımlar neler? İzleyeceğiniz yol ya da bünyenize dahil etmek istediğiniz farklı projeler nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şu an organizasyon içerisine zaten bir de biz çeyiz kulisini dahil ettik. Yani biliyorsunuz günümüzde gelinlerimiz bohça dediğimiz eskiden bohçayla giden ürünlerini, çeyizlerini şimdi artık çeyiz kolilerine koyuyorlar. Biz de bu anlamda gelinlerimize özel, kendi isimlerine özel çeyiz kolileri yaptırıyoruz. Ve bunu da Malatya dışına yayarak Türkiye'nin 81 iline gönderebiliyoruz. Baskısını yaptırıyoruz. Kendilerine isimine özel çeyiz kolilerini hazırlayıp gönderiyoruz.